Şimdi bu evde bir çift var. Daha doğrusu çift değil. Bir gelin adayı, bir damat adayı. Çok yakın arkadaş. Son gülen iyi güler ama. Tamam, yeter artık. Yakın arkadaş. Bazen birbirlerine destekler. Çok seviyorlar, korumalar veriyorlar, destek veriyorlar. Birbirlerinin omzunda ağlıyorlar. Bazen kıyasıya kavga ediyorlar. Şu anda son durumlarını ben de henüz kestiremiyorum. Ama bir sohbet var. Birbirleriyle ilgili bir yorum var. Bakalım sonra ben bir son durumu öğreneyim. Mehtap'la Ali orada oturuyorlar. Bir muhabbet ettiler arasında. Sonra Mehtap Melis'e dedi ki benim yüzümden dedi Ali'nin üstüne devamlı gidiyorlarmış. Devamlı Ali'nin üstüne oynuyorlar falan filan dedi. Yok, hiç öyle bir şey yok. Ben de hiç, Ali de hiç ağzını açmadı. Ya. Neyse. Hiç ağzını açmadı. Ben de dedim ki sen yokken de biz uğraşıyorduk. Ali uğraşıyordu dedi. Hani o da bir şey dedim. Ali hatta esprisinde dedi ki yine üstüme geliyorlar tarzında bir şey söyledi ama büyük bir ima vardı. Şimdi diğer tarafa gidecek. Mağdur oynatacaklar. Değil mi? Herkes Ali'nin üzerine gidiyor. Ha, Ali'yi kurutabilirler diyorsun. Cansu'nun üzerine gidip diyorlar ama dövüş kardeşim ya. Mehtap'la Melis bir araya gelip Mehtap şu an Ali'yi istiyor diye Ali'yi yerden göğe çıkarmaya çalışıyorlar yani. Bu kadar basit. Enişte diyordu dün Melis. Hmm. Niye? Ne çabuk unutmuş Murat abisini? Niye? Olsun canım, canı sağ olsun. Çok beyefendi adam dediği bir adamı ne kadar çabuk böyle harcamış unutmuş. Sıkıntı yok. Kardeşim kankam dediği adamın arkasından ne kadar güzel. Murat abi biz. Çok seviyorum seni. Yazmam dediği insanlar yazdı işte. Yazsın abi. Sıkıntı yok abi. Yazsınlar abi, yaz. Yani mukadderat bu yani. O kadar büyük bir şey var ki burada. Hayır, nasıl diyeceksin? Aa, şu var. Mazlumun ahı kalmaz. Kalmaz kardeşim. Kalmaz. Kimsenin ahı kimse de kalmaz. Kimsenin ahı kimse de kalmaz. Söylemler kolay yapılır. Bak ben şu anda bu konuşmaları yapıyorum. Niye? Biraz da Melis kızsın diye. Bu konuşmaları kızsın. Ne nasılmış? Zaman... Hoşuna gidiyor muymuş? Anlasın, fark etsin diye. Sen yine kötü bir şey söylemedin. Yok, ben neyse onu söylüyorum abi. Ya Emre'yle bazen çok yakın dostsunuz. Gerçekten bizi duygulandıracak kadar yakın. Ya yani bir erkekle bir kadın dostluğuna en güzel örnek. Bazen de öyle sert kavgalarınız oluyor ki. Hani birbirinizi artık çığırından çıkarıyorsunuz. Şu anki durum ne Emre'yle? Şöyle söyleyeyim. Emre'nin... Bendeki yeri çok ayrı bir kere. Her ne olursa olsun evet ben ona kızarım. Hani bir laf var, o lafı tam yerine getiremiyorum ama hani halıyı yerden yere vururmuş ama en sevdiği halısı da oymuş. Kürkçü sevdiği kürkü yerden yere Kürk vurur. Kürk müydü? Ben halı diye onu hatırlamışım. O da benim kürküm yani. Bak. Yani ben onu gerçekten çok seviyorum. Yorumlara ne diyorsun? Yorumlara gelince de evet bazen çok ağır yorumlarda bulunabiliyorum. Sonrasında hatta ben de kendime kızıyorum. Diyorum ki Melis hani bu kadarını da yapmamalıydım diyorum. Şuraya gelince de Emre beni hiç yazmamış. Ben de onu hiç yazmam. Bu evden gideceğim güne kadar da onu hiçbir zaman yazmayacağım zaten. Her ne olursa. O büyük kavgalarınıza rağmen. O büyük kavgalarımıza rağmen. Çünkü bendeki yeri çok ayrı. Yani ayrı bizim birbirimizdeki yerimiz. Ben çok iyi biliyorum. Murat abiyle ilgili konuşmalara gelince de nasıl Mehtap'ın ilişkisini destekliyorsam bir gün Murat abi için birisi gelirse onu da desteklerim. Çünkü Murat abiyi de çok seviyorum. Ki keza kızın adı neydi? Özge dedi ki... Hep öyle yapıyorsun Özge, farkındaysan. Özge demişti ki ben Murat için geldim demişti. Sonra fikrini değiştirdiğinde ben burada oturdum Özge'nin karşısına. Sen Murat abinin kızı ve eski eşi hakkında konuşamazsın. Onun evlenip boşanması seni ilgilendirmez. Nasıl bu şekilde konuşursun diye Murat abiyi savundum. Yani... Konuşuyorlar ama bazı şeyleri bilmeden konuşuyorlar. Onu söyleyeyim dedim. Öpüyorum Emre'cim. Bay bay. Şimdi. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bul.